Selam arkadaşlar. Lorena McKennitt, Tango Te Evora şarkımızın ismi. Ya da Türkçe versiyonuyla Caddelerde Rüzgar. Daha önce işlemiştik zaten. Şimdi bu derste bunu legato tekniğiyle çalacağız. Legato tekniğiyle arkadaşım eşek işlemiştik zaten. Şimdi biraz hakimsiniz zaten nota okumaya. Bona yaparak, solfej yaparak şarkımızı hem ölçü ölçü ilerleyeceğiz. Hem de işte aradaki bütün teknikleri falan yeni bir şeyler olursa anlatmaya çalışacağım ben size. A bölümünden hızlı bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Şarkımız 4-4'lük ölçüye sahip gördüğünüz üzere. A bölümünde işte la basıyla başlıyor. Yukarıdan la bası çekiyoruz. Aşağı bölümde ise işte ana ezgimiz var yine. Bona şeklinde okuyacak olursak nasıl yapıyorduk bonayı arkadaşlar? Notaların frekanslarını vermeden sadece nota değerlerini okuyorduk. 4 vuruşumuzda şöyle var. Bakın ilk önce 2-8'lik tam tam, sonra 2-8'lik tam tam, sonra 1-8'lik 2-16'lık tam ta tam, sonra yine 2-8'lik tam tam. Tam 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 ta ta tam tam. Bu şekilde okuyorsunuz arkadaşlar. Nota ismiyle okursak o zaman da nasıl oluyor? Mi 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 fa sol fa. Mi re, mi 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 fa sol fa mi re. Böyle okuyacaksınız. Bakalım duyum nasıl? Enstrümanınızdan ses alıyorsunuz. Sonra sesinize yansıtarak solfej yapıyorsunuz. Bakın bası da çekerek şöyle. Bir daha yapıyorum. Bakın demek ki solfejde nasıl olacak? Mi 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 fa sol fa mi re. Mi 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 fa sol fa mi re. Sesi kafanızda oturduktan sonra zaten şarkıyı kolayca çalacaksınız. Burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Tabii ki legato tekniğini doğru uygulamak. Bağlı yazımda legato tekniğiyle çalacağız arkadaşlar. Fa sol fa bölümünde 3 notanın bağlanması karşımıza çıkıyor. Yani demek ki bu şekilde çarpma çekme yapacağız fa sol fa'da. Diğerlerini normal çalıyoruz. Bakın. Mi 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 fa'da vuruyorsunuz. Sol fa çarp çek yapıyorsunuz. Sonra da mi re yine telleri çekerek çalıyorsunuz. Birinci ölçümüz bu kadar arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bunu yaptıktan sonra ikinci ölçüye geçebilirsiniz. Hala la basıyla devam ediyoruz. La bası şarkımız la minor arkadaşlar. La minor'da la basına düşen akorumuz la minor. İkinci bir gitarla ritim arpej yapabilirsiniz eşlik etmek için. Şimdi la minor'da devam ederken ne yapıyoruz? Bakın önce bir es var ana melodide ezgimizde. Ne diyor? Es mi 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 la mi. Bakın la mi. Yine önce bonayla okuyalım. Bakın es tam 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 ta ta. Notayla okursanız es mi 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 la mi mi fa mi. Bu şekilde geliyor. Es mi 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 la mi mi fa mi. Buradan notayla ses alalım yine. Bakın es mi 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 la mi mi fa mi. Solfej yapalım. Es mi 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 la mi mi fa mi. Evet. Şimdi burada bakın legato teknikleri nerelerde geliyor. Bir kere yukarıda Roman rakamlarıyla 3 ve 1 görüyorsunuz. Bunun anlamı şu demek. Baş parmağınızın pozisyonunun numarası arkadaşlar. 3 dediği zaman 3. pozisyona kayıyorsunuz baş parmakla. Normalde 1'deyiz. Zaten numara vermediği zaman 1'de çalıyoruz. Numara verildiği zaman baş parmağı 3'e kaydırıyorsunuz. Mesela tekrar sonra 1'e geç demiş. Tekrar 3'ten 1'e hızlı bir şekilde geçeceğiz. Bakalım önce la bası çekiyoruz. Mi 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 la'ya 3. parmakla basıyor. Görüyorsunuz parmak numaraları zaten yazıyor. La mi çektik 3. pozisyonda. Bakın baş parmağı 3'e koyuyorsunuz. La mi. Bağlı not olduğundan dolayı legato çekerek çalıyorsunuz. Sonra 1'e dönüyoruz. Birden mi fa mi. Yine bakın bağlı nota var. Tek çekişte 3 nota vermeniz gerekiyor. Nota değerlerine göre tam ta ta gibi ses çıkması lazım. Mi fa mi. Birleştirdiğiniz zaman bu duyumu almanız lazım. Yani gördüğünüz gibi bir kez 3'e gidiyoruz, bir kez tekrar 3'ten 1'e geliyoruz. Bu önemli. Gitar için yazılmış partisyonlarda bu işte parmak pozisyonu her zaman verilir arkadaşlar. Bu sayede de nereden çalacağınızı, gitarın hangi perdesindeki hangi notayı kullanacağınızı oradan bilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlarımız soruyor işte mi çalacağız mesela, hangi mi çalacağız? Bunu göstermenin iki yolu var. Bir parmak numarası verilir. Mesela boş mi'de 0 yazıyor zaten. Sıfırdan başka bir yerde ihtimal kalmıyor zaten. Mesela işte burada bakın eğer şu mi kullanılacak olsa 3. pozisyon 3. parmak diyebilir mesela. Baş parmak 3. pozisyona gelir. İşte yüzük parmak da buradan 3. pozisyondan mi çalar. Yani o şekilde ayırt edebilirsiniz hangi mi'yi kullanacağınızı. Zaten parmak pozisyonunu koyduğunuz zaman fazla bir ihtimaliniz kalmıyor. Nota verdiği zaman mi dese bile mesela 3. pozisyonda mi dese bile parmak numarası vermese bile bileceğiz burası olduğunu. Çünkü başka önümüzde bir mi yok yani. Açık mi'ye gitme şansımız olabilir. Açık mi'de zaten 0 diye belirtilecek arkadaşlar. O yüzden problem olmaz yani.
Geçelim sonraki ölçüye. Re basıyla çekeceğiz. Re basında ne var? Re minor akoru var arkadaşlar. La minor tonunda re basına düşen akorumuz re minor. Re minorla eşlik edebilirsiniz. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Parmak numarası dışında bir numara daha var. Yuvarlak içerisinde 2 diye yazıyor. Bakın bütün ölçü boyunca. O tire işareti bütün ölçü boyunca bu şekilde çalacağınızı gösterir. Ne şekilde? Tabii ki de bu 2 rakamı parmağa belirtmiyor burada. Tel numarasını belirtiyor arkadaşlar. Yuvarlak içinde 2 görürseniz ikinci tel üzerinden çal demektir bu. Hangi nota gelirse gelsin bu tirenin bulunduğu ölçü boyunca, yani burada 2 ölçü görüyoruz şu anda. Aşağıda da devam edecek bu zaten. Hep ikinci tel üzerinde bulacağız notaları. Yani o yüzden bize pozisyon vermek zorunda değil şahıs. İkinci tel üzerinde pozisyonlarını kendin bularak çal. Genelde sık pozisyon değiştirme durumlarında, hani sürekli bir sağa sol sağa sol hepsini pozisyon yazmamak için tel üzerinde çal, yani tek telin verilmesiyle bütün pozisyonların değiştirilebileceğini ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar kısa yoldan. O durumlarda yazılır bu şekilde. Burada da öyle. Bakın re minoru basıyoruz. Re minor basarken ne yapacağız? İşte birinci parmağımızla demiş re notası basmamızı istemiş bizden. Normalde bakın burada eğer ikinci tel olduğunu belirtmese üçüncü pozisyon olduğunu belirtmesi lazım. Çünkü baş parmak üçe gidiyor. Ama birinci telle birinci parmağımıza re'ye bastığım zaman zaten otomatikman üçüncü pozisyona gittiğimiz için bunu burada yazmamıza bile gerek kalmıyor yani. İkinci telde bakın re basarken yukarıdan bastan re çekiyoruz. Yine okuyalım bonamız nasıl. Tam 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 ta ta tam tam. Az öncekinin aynısı birinci ölçüdekinin. Bu sefer notalar değişiyor tabii. Bakın re 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 re. Bakın burada mi fa mi. Mi fa mi ve kayıyoruz re do. Parmak numaralarından hareketle çalacağız arkadaşlar. Bakın re'ye birinci parmakla bas demiş. İşte mi fa mi derken mi 1 fa 2 demiş arkadaşlar. Mi fa mi. Sonra tekrar re birinci parmak ve do birinci parmak. Demek ki bu parmak buralarda kayacak, pozisyon değişecek. Baş parmağın pozisyonu 5'e gidiyor, 3'e gidiyor ve 1'e gidiyor. Bu araları tek tek yazmamış oluyoruz. Kalabalıktan kurtarıyoruz bu ikinci telde çal komutuyla. Evet. Şimdi çalalım. Duyumumuz bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Bakın solfej yapacak olursak işte re 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 mi fa mi re do. Re 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 mi fa mi re do. Solfejinizi de çalışın. Daha hani temiz çalmak açısından. Sonraki ölçüde yine re ile devam ediyoruz. Re minor akoru devam ediyor. Re basından bu sefer yine birinci parmağımızın re'de olmasını istiyor bizden. İkinci tel üzerinde çalmaya devam ediyoruz. Bakın yine bona yapacak olursak yine es re re re, daha doğrusu yani notalı bona bu. Es re re re. Bakın yine mi fa mi geliyor. Mi fa mi re mi re. Es re 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 mi fa mi re mi re. Bu şekilde çalacağız. Mi fa mi re mi re de yine legato veriyor bize. O yüzden birinci parmağımızı koyduk. Şimdi bastan re'yi çektik. Hemen re'lerimizi çaldık. Birinci parmakla mi'ye kaymamızı istiyor. Mi'ye geldik. Mi fa mi yine 1 2 bu şekilde legato yaptık. Geri dönüyoruz. Tekrar re'ye birinci parmakla. Bu sefer re mi re. Burada ne var? Bakın arkadaşlar 3. perdeye çarpma çekme var. O yüzden 3. parmağımızı kullanacağız. Zaten söylüyor orada 3. parmak olduğunu. Ama yine bu tam tata vurgusuyla yapmaya özen gösteriyorsunuz. Bakın ilk nota uzun. Çarpma çekme kısa. Duyumunuz bu şekilde olması gerekiyor. Devam edelim. Alt dizeye geçiyoruz. 5. ölçümüzdeyiz. Yine La'ya geri dönüyoruz. La minor akoru tekrar. Demiştik La basında La minor akoru geliyor arkadaşlar. İkinci telde devam et diyor bakın gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bakın. Do notasıyla başlıyoruz. Do, 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 do. Buradan bakın ne geliyor arkadaşlar? Re, mi, re, do, si. Re, mi, re, do, si. İkinci tel üzerinde bütün notaları buluyorsunuz arkadaşlar. Birinci parmağımızla do'dayız. Sonra re'ye yine birinci parmağımızla kayıyoruz. Baş parmak üçüncü pozisyona geçiyor. Mi'ye üçüncü parmakla çarpıyoruz. Tekrar birinci pozisyona geliyoruz. Do ve si çekiyoruz. Bu arada sağ el picado çalışacak. İğme iğme vuruyorsunuz arkadaşlar sıralı bir şekilde. Onun dışında burada da yine bonamızı yapalım. Tam 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 ta ta tam tam. Aynı sürekli aynı bona şeklinde ilerliyor şarkının basit ritimle yazılmış olmasından dolayı. Bakıyorsunuz işte do 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 re mi re do si. Do 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 re mi re do si. Bu şekilde çalışırsınız. Sesi tekrar alalım. Solfej gidiyorum. Do 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 re mi re do si. Sonraki ölçüde yine la minor. La bası geliyor.
Duyumumuz bu şekilde. Bakın yine la bası vurduktan sonra la, do, do, do. Birinci parmakla re'ye kayıyorsunuz. Re, mi, re ve do, re, do. Bir daha çalalım. Çalımınız, bağları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar etmiyorum. Birleştirerek tek vuruşta çalıyorsunuz. Sonra mi basına geçiyoruz. Evet, mi basında akorumuz mi majör. Mi majör akorunda işte bakın si sesi ile çek diyor bize. Si sesini sıfırla basmamızı istiyor. Demek ki si telinden çekeceğiz arkadaşlar. Si telinden sıfır çekiyoruz. Yine bakın tam 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 tara tam tam. Aynı, hiçbir değişme yok. Si 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 do re do si la. Bu sefer 0 ve 2'yi kullan. Yani ikinci telde çalmayı bıraktık arkadaşlar. Sol teline çıkıyoruz bakın. Si 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 do re do si la. Geçiyorum ölçüyü. Sonrakinde yine mi bası var. Mi si si si. Bakın yukarıdan bas mi vurduk. Yine do re do. Görüyorsunuz. Do re do si do si. Bu sefer vuruş değişti. Es tam 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 ta ta tam ta ta. Bu şekilde bir bağlama var. Hemen yapalım. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Es si 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 do re do si do si. Es si 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 do re do si do si. Solfeji bu şekilde. En son birinci A bölümünün son ölçüsünde dokuzuncu ölçüdeyiz arkadaşlar. Alt dizeye geçtik. Bakalım burada nasıl olacak? Farklı bir vuruş geliyor burada bakın. Ne var? Noktalı 8'lik ve 16'lık notamız var. Burada nasıl çalıyoruz? Bakın şöyle. Bu şekilde bir duyum almanız lazım arkadaşlar. Bakın normalde bunu nasıl okumuştuk? Ta 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 yerine ta ta. 3 tane ta'yı birleştiriyorsunuz. Bir ta olarak okuyorsunuz arkadaşlar. Ta ta veyahut da tam ta. Böyle de okuyabilirsiniz. Bakın tam ta tam 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 tam. Bu şekilde bir duyum almanız lazım. Bakın tam ta tam 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 tam. Nedir notalarımız? La 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 si do re mi do. La 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 si do re mi do. Parmak numaralarına bakalım. İkinci parmağımız la da la la. La 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 si do re mi do. Bakın do da 1, re de 3, mi de boş çal diyor. Bunların hepsine riayet ederek çalarsınız arkadaşlar. Geçiyoruz B bölümüne. B bölümünde yine 3. pozisyona geçmemizi istiyor bizden. Baş parmağı aldık 3. pozisyona. R'ye 1. parmağınızla basın diyor arkadaşlar. R bası çekiyoruz. Re minor akoru bu arada. Re minor akorunda bakın. R'yi çekerek 4 kere 8'lik nota vurduk. Bakın la ve mi arasında 8'lik geçiş. La mi. Bu şekilde. Bir şeyle yapıyorsunuz işte. Legato ile yapıyorsunuz. Sonra bakın. Mi fa mi. Yine bonamızı yapalım arkadaşlar. Tam 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 ta ta. Burada da yine bakın re 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 la mi mi fa mi. Bir daha çalalım. Duyumunuz bu olacak. Geçelim sonraki ölçüye. Re basıyla devam ediyoruz. Yine 3. pozisyondayız ve işaret parmağımız re'de. Bakın re'den la'ya. 3. parmakla la'ya bas demesi bize zaten otomatikman bir tane la'mız var arkadaşlar. Burası var sadece. Buraya böyle basıyorsunuz. Bakın buradan sonra la sol fa. Hızlı bir şekilde la sol fa geçişi var. Şöyle yapacağız bakın. La'dan sol'e çekme yapacaksanız eğer sol'e de önceden basmış olmanız lazım arkadaşlar. Burada işte bu bilgi önemli. Bakın re 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 re. Es re 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 la la. Sol'e buradan basıyorsunuz hemen. La sol. Buradan çekme yapacaksınız. La sol. La'dan sol'e atmanız için ikisini aynı anda basmanız lazım yani. La sol fa. Bakın. Hemen sol'e şey fa'ya çarptırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın hemen sonraki ölçüde la bası geliyor. La basına vurdunuz. Ama böyle değil tabi. 5. pozisyona geçin diyor. La basına vurduktan sonra 5. pozisyonda mi 1. parmağa denk geliyor zaten. Mi'ye basıyorsunuz. Böyle bir çalış bakın. 2, 1, 3. Mi, 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 fa, mi, re. Mi, 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 fa, mi, re. Sonrasında ne var? Bakın 5. pozisyona, 3. pozisyona 1. parmakla slide. Bu bir değişik legato tekniği daha arkadaşlar. Yeni bu videoda görüyoruz. Bakın 1. parmakla geri doğru kayıyorsunuz. Şöyle. Baş parmağın pozisyonu 5'ten 3'e kayıyor. Bakın çalıyorum. Burada yine bakın 1'den 1'e kaydık. Yani 5. perdeden 3. perdeye kaydık.
Üçüncü parmağımızla legato çal demiyor. Burayı çekerek çalıyoruz en son. Son notayı nedir bu notamız? Do notası arkadaşlar. Üçüncü parmağınızla çalın demiş. Bakın normalde buraya kadar da gidebilirdik ama daha pratik olması açısından buradan çektikten sonra üçüncü parmakla do'yu buluyoruz. Üçüncü parmakla do neresi var? Bir üst telde hemen beşinci perde var. Zaten bunu biliyoruz. Tel numarasını vermesine gerek yok. Birleşik çalıyorum arkadaşlar. Hareketimiz bu. Geçiyoruz sonraki dizeye. La basımız var. Yine la minor akoruna geçiş var. Ne demiş? Üçüncü pozisyonda üçüncü parmağınızı kullanın. Önce üçüncü pozisyona baş parmağı koyduk. Sonra üçüncü parmağımızla nereye basacağımızı bakıyoruz arkadaşlar. Do'ya basın diyor. Hangisinde do var? En alt la. Sonra mi, bir üstte sol telinde do var. Oraya geliyoruz yine. La, do, do, do. Yine bakın es tam tam tam, tam ta ta tam tam gidiyor. Do, do, do. Buradan bakın birinci parmakla ne istiyor bizden? Re istiyor arkadaşlar. Hemen buradan re'ye birinci parmakla iniyoruz. Re, mi, re. Üçüncü parmakla mi çalın diyor. Sonra geri geliyoruz. Tekrar do'ya. Bakın üçüncü parmakla do demiş. Sonra da ikinci parmakla si demiş. Nerede var? Do'dan bir önce hemen üçüncü telde. Yani bu şekilde hangi si'yi kullanacağınızı bakın. Açık si'yi kullanmıyoruz burada mesela. Bu si'yi kullanıyoruz. Bu parmak numaralarıyla anlatmış oluyor bize arkadaşlar. Bir daha alıyorum. Üçüncü pozisyondayız. Do'dan geldik. Es, do, 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 re, mi, re, do, si. Hareketimiz bu. Re, mi, re'de bakın legato var. Böyle çaldınız. Do, si. Teker teker çekiyorsunuz. Sonra mi akoruna geçiyorum. Bakın si ile başlıyor ama boş si bu sefer. Pozisyonumuz hala 3'te. Değiştir demedi bize. Değiştir komutu gelmedi yani. O yüzden 3'ten ayrılmıyoruz. Si, 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 si. Mi, mi. Bakın böyle bir hareket var. Mi, re, do. Tam, 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 tara. Yine bu şekilde çalıyoruz. Bakın si, 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 mi, 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 re, do. Şimdi bakın burada çektik. Yukarıya, do'ya tekrar üçüncü parmağımızla yine hammer yapıyoruz. Yani çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonraki ölçümüzde dolap görüyoruz. Dolapta ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci dolabı çalıyoruz. Sonra röprizden sonra başa dönüp B bölümünün başına ya da röprizin başına. Oradan tekrar gelip birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıyorduk. Unutmayalım bunları da. Hemen mi sesini çekiyorum yine. Bakın ne var? Burada farklı bir nota dizilimi var. Bakın. Önce bir yarım vuruştan sonra tam vuruş geliyor arkadaşlar. Şöyle bir duyumu var. Bakın göstereyim. Bakın. Si mi, si mi, re, do, re, do, si, do, si. Si mi, re, do, re, do, si, do, si. Si mi, re, do, re, do, si, do, si. Bu şekilde çalacağız solfeji. Şimdi sıfırlarda çalıyoruz. İki telde, si telde, mi telde. Sıfır, sıfır. Re. Sekizlik re. Do, re, do, legato. Si, do, si, legato. Bu kadar. Başka bir şey yok. Kolay. Sonra geldik. La basıyla do çalıyoruz. Bakın birinci parmak do'da istemiş bizden. Pozisyonumuz 1'de. Zaten dolabın başında birinci pozisyon olduğunu belirtmişiz. Buradan bakın 1. 1 ile do çaldık. Sonra bakın 8'lik notalar gidiyor. Hepsi tam 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 tam. Bu şekilde çalacaksınız. La si do re mi do. La si do re mi do. Şimdi birleştirelim. Do, la, si, do, re, mi, do. Çalıp röprizden dolayı başa, B bölümünün başına gidiyorsunuz. Hepsini birleştirip çalıyorsunuz arkadaşlar. Geldik sonra birinci dolabın hemen gerisindeki ölçüye. Bir daha orayı çalalım. Bak, üçüncü pozisyondaydık. Bunu çaldık. Bu sefer ikinci dolaba atlıyoruz hemen. Ne yapıyoruz? Si, mi, re, do, re, do, si, do, si. İkinci dolapta böyle bir şey var. Bakın si mi re do re do si do si. Pardon, burada tabii ki legato çalıyorsunuz. Yine aynı vuruş şekli ama işte legatolar falan biraz değişiyor. Sonrasında da en son ölçümüzde de ne var bakın arkadaşlar. İkinci parmak la'da. Onu bize söylemiş zaten. Yukarıdan bastan la çeklemiş. Yine la minor akorundayız. Zaten şarkının tonu la minor olduğu için la minorla bitmesi gerekiyor şarkı. La minor'da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci parmağımız la'da. Yukarıda basta boş. Beraber çekiyoruz. İkilik çek demiş. Bakın
1, 2, sonrasında bir yeni bir hareketimiz var. Bakın arkadaşlar CV diyor. C dediği bare işareti. Müzikte tam barenin işareti C'dir arkadaşlar. Tam bare koyacağız. Nereye koyacağımızı da Roman rakamı gösterir. 5 olmuş oluyor o V gösterdiği şey arkadaşlar. V gösterimi. Bakın 5. perdeye bare koy demektir bu yani. Görürseniz şaşırmayın. Bu şekilde C5 gördüğünüz zaman hemen bareyi 5. perdeye koyuyorsunuz. Parmak numaraları olarak La'ya, burada en yukarıdaki La notası oluyor biliyorsunuz. La'ya P parmağıyla vurmamızı söylemiş bize. Aşağıda da bakın Mi ve La var yine. Mi burada. Si telinin 5. perdesi. La da Mi telinin 5. perdesi. Bunları I ve M parmaklarıyla çekmemizi söylemiş. Buradan I, buradan M'yi kullanarak çekiyoruz. Bakın 2 vuruşluk oradan, 2 vuruşluk da buradan tamamlamamız lazım. 1, 2, 1, 2. Hafif kayarak gelebilirsiniz ya da işte belli etmeden, fazla susturmadan hızlı bir şekilde, araya herhangi bir ritim atmadan, boşluk bırakmadan yakalamanız gerekiyor. Bu şekilde şarkı bitiyor arkadaşlar. Şarkımız çok zor bir parça değil. Burada sadece legatolar işte bizi zorluyor. Çalmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle legato tekniğine hakim değilseniz, uzun süredir çalmıyorsanız sizi başta zorlayacaktır ama çalmaya devam edin. Parmak gücünüzü ve hakimiyetinizi artıracaktır arkadaşlar. Güzel bir şarkı olduğunu biliyorsunuz zaten. Başlangıç şarkıları arasında en çok kullandığımız, en çok böyle üzerinde çalıştığımız şarkılardan bir tanesi. Sonraki dersimizde daha farklı şeyler de işleyeceğiz. Farklı türde parçalara da gireceğiz. İşte marşlar olacak. Onun dışında pop şarkılar var. Yabancı eserler, Türk eserler, klasik eserler, İspanyol eserler, birçok değişik türden şeyleri notasını yazarak, okuyarak işleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.